Biz bir hayalle yola çıktık. Bu hayal de geleceğin mühendislerini yetiştirmekti. Bunun için de tasarım, fikir, hayal etme odaklı bir yapı kuralım dedik. Bu yapıyı da Innovation and Dream Lab dediğimiz, idlab dediğimiz bir laboratuvar şeklinde tasarladık. Ne mutlu ki bizimle aynı doğrultuda düşünen ve ihtiyaçları da bu doğrultuda olan, hatta onlardan da aldığımız fikirlerle oluşturduğumuz bu labda Üstünberg Holding bize çok ciddi bir katkıda bulundu. Hem 3D laboratuvarımızı hem ID labimizi desteklemeye kabul ettiler. Bunlar iki tane kurumun bir mühendis adayı alacak, bir de mühendis adayı yetiştirecek iki kurumun çok güzel bir birlikteliğidir. Bu konuda biz çok heyecanlıyız. Üstünberg'den aldığımız bu destek yetmeyecektir. Çünkü onlardan biz esas mentorluk bekliyoruz. Tutku. Biz burada tutkuyu yaşartacağız. Biz burada sizlerin dünyayı değiştirecek teknolojileri üretmenizi bekliyoruz. Hem sizleri değiştireceğiz, hem de siz bizi değiştireceksiniz. Çünkü dünyanın artık yeni kafada mühendise ihtiyacı var. Bunu el ele yapalım. Bence inovasyon, yarın neye ihtiyacımız olduğunu doğru algılayıp, buna göre planlayıp, buna göre projeleri yönlendirme yeteneğidir. Bizim endüstrimizin olmazsa olmazı projeler. Multidisipliner arkadaşların, farklı disiplinlerden gelen arkadaşların iyi haberleşmeleri, iyi araştırmaları ve müşterinin isteği doğrultusunda projelendirmeyi, projeyi takip etmeleri bence en önemli faktörlerden bir tanesi. Benim ufak bir tavsiyem, bireysel olarak müracaat edip endüstriyle, kurumsal hayatla bir an önce tanışmaları. Bu kendilerine kısa vadede faydalı olacaktır. Bilgi Üniversitesi'yle beraber çalıştığımız muhtelif projelerimiz var. Yarın ihtiyaçlarını muhtelif verimliliğimizi arttırmak için, yeni modeller konusundaki çalışmalarımız için arkadaşlarımız çalışıyor. Ama inovasyondan benim beklentim, kişisel beklentim, insandaki inovasyon. Yani biz ne yapalım da biz de inovatif çalışacak arkadaşları nasıl yetiştirebiliriz? Çalışması benim için de önemli inovasyon çalışmalarından bir tanesi olacak. Bu yolda hep beraber çalışıyoruz Bilgi Üniversitesi'yle.